Peki. Bugünkü konumuz sevgili arkadaşlar rasyonel sayılar ve ondalıklı sayılar. Rasyonel sayıyı tanım olarak daha önce sayılar konusunda yapmıştık. Tekrar yapacağız ve bu sefer daha fazla yani daha detaylı bir şekilde rasyonel sayıların tüm işlemlerini göreceğiz. Toplamasını, çıkarmasını, çarpmasını, karışık işlemlerini hepsini göreceğiz. A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel yani kesirli sayı deriz. Burada biliyorsunuz ki A paydır, B paydadır. Ortadaki çizgi de kesir çizgisidir arkadaşlar. Bu şekilde gösterdiğimiz sayılara rasyonel sayılar diyoruz. Tabii bir sayının rasyonel sayı olması için A ile B'nin aralarında asal olması gerekir. Bunu rasyonel sayı tanımında söylemiştik. Aralarında asal olmazlarsa ne olur peki? Mesela 1 bölü 2 aralarında asal olduğu için bu bir rasyonel sayıdır. 4 bölü 7 ya da eksi 3 bölü 9 olmaz. Eksi 3 bölü 5 mesela bunlar birer rasyonel sayıdır çünkü nedir? Pay ve payda aralarında asaldır. Hocam peki 4 bölü 8 dersek bu bir rasyonel sayı olur mu? Hayır. Bu bir kesir olur arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın 4 ile 8 ne yapabilir? Birbirine bölünebilir. Bu sadeleşip 1 bölü 2 haline gelirse bu bir rasyonel sayı olur arkadaşlar. Yani rasyonel sayı olması için en sade halde olması gerekiyor. Rasyonel sayıları Q harfiyle gösteririz. B niye sıfır olamaz? Çünkü B sıfır olursa sevgili arkadaşlar tanımsız olur. Tanımsızlık. Bakınız sıfır pay kısmında olabilir. Sorun olmaz. Sıfır bölü sayı sıfırdır. Yani payı sıfır olan her sayı her rasyonel sayının sonucu sıfırdır. Ama sıfır payda da olursa bu bir tanımsızlıktır arkadaşlar. Bu böyle bir şey yoktur matematikte. Ayrıca sıfır bölü sıfır olursa da bu da belirsizliktir. Bu belirsizlik sizi ilgilendirmiyor. Bu limit konusunda işlenen bir konu. Yani sizin müfredatınızda yok. Sadece bilin diye söylüyorum. Yani şurada görüldüğü gibi sıfır bölü iki sıfırdır ama 2 bölü 0 tanımsızdır arkadaşlar. Tanımsızlıkla ilgili sorularımız da var çıkacak karşımıza. Bunu da bilmek lazım. O zaman neymiş? Payda 0 olursa tanımsızlık söz konusu olur. Peki dedik ya kesir diye bir durumdan bahsettik. Kesir neydi? Yine A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara kesir diyoruz arkadaşlar. A aynı rasyonel sayıda tanımı aynıdır. A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara kesir diyoruz. Kesirle farkı ne? Pardon. Kesirle rasyonel sayının farkı ne demiştik biraz önce? Rasyonel sayı A ile B aralarında asal olacak ama kesir de A ile B'nin aralarında asal olmaz gibi bir zorunluluğu yok. 3 bölü 9 da bir kesirdir. Tabi 1 bölü 3 de bir kesirdir. Bakınız sorun yok. Ondan sonra 10 bölü 20 de bir kesirdir. Ama mesela bu bir rasyonel sayı değildir. Bu en sade hale gelip 1 bölü 2 olursa rasyonel sayı olur. Kesirlerde ne olur arkadaşlar? Çeşitleri var kesirlerinde. Mesela basit kesir. Basit kesir payı paydasından mutlak değerce ne demek söyleyeceğim şimdi? Küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Mutlak değerce demek basit anlamda işaretine bakmadan demek. Yani buradaki işimize yarayan normalde mutlak değer tabii daha farklı bir konu. Yine onu da ileride işleyeceğiz. Ama buradaki anlamı neymiş? Mutlak değerce demek işaretine bakmadan. Mesela burada bazı kesirler yazdık. Bakınız basit kesir olması için
Mesela 3 bölü 5. Bakın 3 5'ten küçük olduğu için payı paydasından küçük olduğu için ne olur? Bu basit kesir olur. Ama eksi 7 bölü 9 desek de bakın bu da basit kesir olur. İşaretine bakmadan mutlak değerce demek o demek. Yani işareti görmeden yine payı paydasından küçükse bu da basit kesirdir sevgili arkadaşlar. Bakın yine burada örnek vermişiz. 2 bölü 3 basit kesirdir. Eksi 8 bölü 9 basit kesirdir diyoruz. Ayrıca bakınız basit kesir şurada görüldüğü gibi eğer A bölü B basit kesir ise mutlak değer A mutlak değer B'den küçük olur. Yine bunun anlamı şudur arkadaşlar. Yani işaretine bakmadan diyoruz. Tabi bunların basit kesirle ilgili mutlak değer içeren sorular var. Onu mutlak değerde tekrardan işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki basit kesirler sayı doğrusunda bakın şurası 0 ise burası eksi 1 burası da 1 olur değil mi? İşte basit kesirler sevgili arkadaşlar şu aralıktadır. Hatta bakın şunları şöyle yuvarlak içi boş yapalım şöyle. İçi boş demek bunlar dahil değil demektir arkadaşlar. İşte bu aradaki sayılar basit kesirdir. Bakın burada tam sayı yok. Tam sayı olan sadece 0. 0 tam sayıdır. Tam sayı olan tek basit kesirdir. 0 tam sayı olan tek basit kesirdir. Başka basit kesir yoktur tam sayı olan. 1 ve eksi 1 ne değildir arkadaşlar? Basit kesir değildir. Mesela atıyorum bu arada ne var? 1 bölü 2 var mesela. Bu arada ne var? Eksi 1 bölü 3 var mesela. Değil mi? Bunlar basit kesirlerdir. Yine bu arada 7 bölü 9 da mesela bu aradadır. Sevgili arkadaşlar. İşte eksi 9 bölü 15, 15 demeyelim. 15 olur fark etmez. D 17 diyelim. Bu aradadır bakınız. Negatif kısmında negatif olanlar, sıfırın sağında pozitif olanlar basit kesir. Yani payı paydasından büyük olan, küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki diğer kesirimiz nedir? Bileşik kesir. Bileşik kesir de basit kesirin tersi diyebiliriz. Payı paydasından yine mutlak değerce büyük veya eşit olan kesirlere. Eşit de olabilir bakınız. Dolayısıyla işte bakın burada vermişiz 2 bölü 2. 2 bölü 2 1'dir değil mi? Bu bir bileşik kesirdir bakınız. 3 bölü 2 yani payı paydasından büyük bakın ne oldu? Yine bileşik kesir oldu. 4 bölü 3 değil mi? 4 bölü 3 de yine nedir? Bileşik kesirdir. Payı paydasından büyük. Yine mutlak değerce dediğimiz için işaretine bakmadan bunu tekrar söylüyorum. İşaretine bakılmadan diyebiliriz. İşaretinin bir önemi yok. Yani önemi yok derken isim olarak bileşik ve basit kesir olmasını engellemez. Mesela 7, eksi 7 bölü 5. Bakınız işareti görme, eksiği görme 7, 5'ten büyük olduğu için bu da bileşik kesirdir arkadaşlar. Anlaştık mı? Bileşik kesir. Bakın eksi 7 bölü 7 ne yapar? Eksi 1 yapar. Bakın bu da bileşik kesirdir. Yani gördüğünüz gibi 1 ve eksi 1 de bileşik kesir sınıfındandır. Dolayısıyla sayı doğrusunda bileşik kesirleri yazmak istersek bakın şurası 1 ve 1'den büyük olan bütün sayılar. Şurası eksi 1 ve eksi 1'den küçük olan bütün sayılar bu kırmızıyla gösterdiğimiz yerler nedir? Bileşik kesirdir. Hocam mesela böyle yazdıysan 2 de bileşik kesir midir? Evet. 2 bölü 1 olarak yazabildiğimiz için tam sayılar da 0 hariç bileşik kesirdir bakınız. Burada mesela eksi 3 diyelim ki. Eksi 3 de bileşik kesir midir? Evet. Eksi 3 bölü 1 olarak yazabildiğim için eksi 3 de bileşik kesirdir.
sevgili gençler. O zaman sayı doğrusuna baktığımız zaman bakınız 1 ve 1'den büyükler, eksi 1 ve eksi 1'den küçükler bileşik kesir iken bunların arasında kalan bölge de bu arada tabii ki 0 da var. Nedir? Burası da basit kesirdir arkadaşlar. Basit kesir olur. Bunu da bu şekilde bilelim sevgili gençler. Başka kesir çeşidi var mı? Var. Tam sayılı kesir. Tam sayılı kesir bir tam sayı ve bir basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir deriz. A tam B bölü C mesela bakınız. Kesirinde A tam sayı B bölü C basit kesir olursa bileşik kesir tam sayılı kesir olur demek istemiş herhalde burada. Evet. Şurayı çizelim arkadaşlar. Burası olursa tam sayılı kesir olur. A yine 0 olmamalıdır. Yani 0 tam olursa o tam sayılı kesir olmaz. Bakın ne demişim mesela burada daha büyük yazalım. 3 tam 2 bölü 5. Bakın bunların özelliği şu. Şu kesir çizgisi şu tam dediğimiz kısmın tam ortasına gelir. Hocam başka ne olabilir ki? Bakın 3 1 bölü 2 bölü 5 dersek bu tam sayılı kesir olmaz. Yani 3 biraz böyle yukarıdaysa. Bu çarpım demektir arkadaşlar. Anlaştık mı? Buna dikkat edelim. Tam sayılı kesir olması için şu kesir çizgisinin bu sayının tam ortasında olması gerekir. 6 tam bakınız 1 bölü 2. Bu da tam sayılı kesirdir. 1 tam 1 bölü 2. Bu da tam sayılı kesirdir sevgili gençler. Bunlara dikkat ediyoruz. Bakınız önemli bir husus. Tam sayılı kesir aslında bileşik kesirdir. Unutmayalım. Tam sayılı kesir bir bakıma bileşik kesirdir. Yani aslında bileşik kesirin bileşik kesirin farklı bir gösterimidir. Sevgili arkadaşlar, tam sayılı kesir bileşik kesir. O zaman bakın bunları şurada gördüğünüz gibi birbirine dönüştürebiliyoruz. Yani hemen örnek verelim arkadaşlar. Bakınız yukarıda 3 tam 2 bölü 5 var değil mi? Bu aslında 3 artı 2 bölü 5 demektir. Bu da bakınız biraz sonra toplama çıkarma işlemlerinde tekrar bahsedeceğiz. Bununla bunu çarpıp çıkan sonuçta burayı topladığınız zaman bu sayının tam sayılı bileşik kesir halini bulursunuz. Bununla bunu çarptın 15 artı 2 bölü 5. Ne oldu? 17 bölü 5. Bak unutma bunu çok yapacaksınız. Yani tam sayılı kesiri bileşik kesire. Bakın bu ne oldu? Payı paydasından büyük olan bileşik bir kesir oldu. Değil mi? Bu arada sorun yok değil mi arkadaşlar? Herkes ben yaptım sohbet işte bana gelmiyor. Değil mi? Evet sorun yok inşallah. Çok sessiz olunca gelmeyince ben dediğim sorun olmasın. Tamam sorun yoksa sorun yok. Sorun yoksa sorun yok demektir. Peki. Diğer taraftan yine bakın şunu da yapalım. 6 tam 1 bölü 2. Ne demekmiş bu? 6 artı 1 bölü 2 demekmiş. Bunun da bileşik kesire çevrilmesi. Bununla bunu çarptık 12. Burayla topladık artı 1 bölü 2. Yani 13 bölü 2 demekmiş. Gördüğünüz gibi. Ya da diğer bir örneğimiz 1 tam 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 2 demektir. Bununla bunu çarptık 2. Bununla topladık artı 1 bölü 2. Yani 3 bölü 2 bakın ne oldu? Bileşik kesir oldu.
Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi çok önemli.